Polis çevirmesi. Taksiden trafikte Boğaz'ın medcezlerine bakıyorum. Annemin saf öyküsündeki kanatlarımı hatırlıyorum. Ağada polis çevirmesi, kemerin bağlı mı? Neydi o annemin anlattığı kasaba hikayesi? Arpaçayı kuş bakışı anımsıyorum. Kümet konağı karşısı otel. Kıyısı hayat, kıyısı cadde çarşıya açılan. Annem oturmuş yere çamurdan ev yapıyor. Parmaklarımı gözlerime bastırınca öykü itiyor. Mor çiçekli desenler açılıyor göz kapaklarıma. Üçgenler dünyalara yabancı, göğe kardeş. Yeis kaplıyor kalbimi. Kimliğimi yeni değiştirdim. Yere yatamam abi, omurilik felciyim. El bir vertebra kopması sonucu bayrağım. Beni intihara sürükleyenlere su iç kardeşim derim. Saygınlığımı kazanmak için yazıyorum. Çöp taşıyorum kamyon kamyon. Gökyüzünden düştüğümü biliyorum. Gök zarif çocukları da. Çiçek türbünümü ekonomi kırdı. Plastik eritme fabrikalarından geçti hükmen. Silah kabzası yapımına emredildi. Kimsenin canını sıkmaz benim lirik şiirim. Gök çok zarif polis bey. Ateş etmeyin. Dünya oyuncaklar dünyası değil, haberdarım. Hava durumuyla ilgiliyim. Bağrı seviyorum yaş haddinden çaktırmadan. Sosyolojik çıkmazlara korsan eylem koyuyorum. Hangi ilaç şirketi masum? Haliyle parasetamoller leblebi gibi yeniyor açık havada. Silah fabrikalarında makinelerden anlayan arkadaşım da yok. Baronlar gecenin girişimci çocukları gazetelerden okuyorum. Faşizm kışa iyileşir tesellisiyle kapattım sosyal medya hesaplarımı. Parmak kaldırmayı sınıfındaki çocuklardan öğrenmişmiş memur bey. Dört kardeşiz, gündelikçilikle okuttu bizi. Kurgusuz anlatır annem, dinlerim. Dedemin otelinin önünde oynarken, sümüklerini sil seni okula götüreyim demiş büyük teyze. Elbisesinden bir parça yırtıp temizlemiş ağzını burnunu. İlk kez okula götürmüş ama kıskanmış derste parmak kaldırmasını. Öğretmen döver seni ya diye de kandırmış. Parmağını sıranın altına çekmiş annem. Öğretmen yanına gidip yarın babanla gel deyince tahtaya kalkıp sınıfta andığımızı okumuş. Yakının uygarlık olduğu bir masadan geliyorum amirim.